Allah'ın Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem sevmek şart mıdır? Lazım mıdır? Farz mıdır? Delil. Delil lazım. Ayet-i kerimeden delil lazım. Hadis-i şeriften delil lazım. Ayetten delil. Tevbe suresi 24. Ne buyurdu Esra'yı? Hem ne büyük bir ayet. Kul inkâne âbâkum ve ihvânukum ve ezbâdukum ve Habibim söyle onlara. Eğer sizin Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabanız ve aşiret hüküm. Aşiret Türkçeleşmiş. Doğuda çok aşiretler var. Böyle kavm-ı kabile, akraba. Birbirini çok tutar onlar. Ve envalünüktereftü muha. Senin baban diyor. Oğlun, eşin, dostun, kardeşin, hanımın, kocan, akraban. Ve envalünüktereftü muha. Kazandığın mallar. Ve ticaretü tekşevne kesadeh. Kesadından korktuğunuz ticaretiniz, yani alışverişleriniz var, ee, istemiyorsunuz hiç bozulsun o işleriniz. Çünkü onlar sizin geçim kaynağınız. Çoluk çocuğa ekmek götüreceksiniz. Ve mesakin terdavna, sevdiğiniz, beğendiğiniz evleriniz. Eğer bunlar, ehabbeyleyküm minallahi ve söyle. size Allah'tan ve peygamberinden daha sevgili geliyorsa, ne çıktı? Ne çıktı? Allah ve Resulü'nün sevgisi ne olmalıymış? Ha şimdi size bunlar diyor. Allah ve Resulü'nden daha sevgili geliyorsa bu şey. e Burada ne var? Burada baba var. Oğul var. Eş var. Kardeş var. Bütün akraba var. Evler var, mallar var, ticaretle hepsi burada. Eğer bunlar bunlarsa Allah'tan ve Resulü'nden daha sevgili geliyorsa demek ki Allah ve Resulü'nün sevgisi bütün bunlardan ağır basmalıdır. Ve cihadin fi bir de Allah yolunda cihattan size daha sevgili geliyoruz. Allah yolunda cihat nedir? İyiliği emretmek, kötülükten ne etmek. Şimdi adamlar çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tazimini, hürmetini ihlal edecek kitaplar yazıyorlar. Laflar konuşuyorlar. Senin anan hakkında konuşsalar tepki verirsin. Baban hakkında konuşsalar tepki verirsin. Akrabana laf atsalar tepki verirsin, malına dokunsalar, ticaretine dokunsalar, e, evine efendim e, bir taarruzda bulunsalar darlanırsın, sıkıntı basar seni. Şimdi sizin kendinize, eşinize, dostunuza, malınıza, menfaatinize dokunan konularda aslan kesiliyorsunuz, adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakaret etse bana ne? E hoca efendi ne yapmamızı istiyorsun? Ne yapmamızı istiyorum? Biz bu kadar reddiye yazıyoruz. Bunları internete de koyuyoruz. Bunları yaymanızı istiyoruz. Bu nedir? Allah Resulü'nün ırzını, haysiyetini, şerefini muhafaza uğrunda cihattır. Ne demek cihat? Son derece gayret demek. Cihat kelimesi cehtten gelir. Cehd gücünün sonunu kullanmak demek. Yani Allah yolunda bugünün cihadı nedir? Milleti tebliğ etmek. İslam'ı anlatmak. Eftalül <laughs> cihat. Cihadın en üstünü el emru bil maruf ve nehy yani. emretmek, kötülükten ne etmek. Ya kardeşim bak bu adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret ediyor. O halde ne yapmak lazım? Efendim bunun görüşlerine uymamak. Bunun kitaplarını okumamak, bunları dinlememek. Bunu bile anlatsan insanlara ne olur? Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem müdafasına sayılır. Eğer diyor siz bu saydılan menfaatlerinizi Allah'tan Resulünden ve onun yolunda hizmetten daha sevgili görüyorsanız Fe Rabbasu hatta teyallah emri bekleyin Allah'ın belası geliyor diyor. Ayet bu. Bekleyin Allah diyor azabını size getirecek diyor. Getiriyor. Dünyanın her tarafına Allah azabını getiriyor. Allah'ın azabı saatli bomba gibi kurulmuş, bekliyor. İşte dünya beşik gibi sallanıyor. Allah Teala gece gündüz denizden, karadan, dipten, üstten, her yerden belayı getiriyor. Getiriyor mu? Biz belamızı istemeyelim. Biz belamızı istemeyelim. Bu yola, bu hizmete, bu ehli sünnet müdafasını her şeyden ileri tutalım. Bırakın. Madde, menfaat, ev, barç, onlar sonraki iş. Önceki iş Allah'ımızın dini, peygamberimizin sünneti sallallahu aleyhi ve Kur'an sünnet ve bu yolun muhafazası. Burada gayret lazım. La <laughs> yumina Hadisteki delil. Sizin biriniz iman etmiş olamaz. Hatta kunu habbeli min veledihi. Ben ona çocuğundan daha sevgili gelmedikçe. Ve validi babasından anasından daha sevgili gelmedikçe. Ve <laughs> nasecmain bütün insanlardan daha sevgili gelmedikçe. Başka hadis. La <laughs> yunahadukum sizin biriniz asla inanmış olamaz. Hatta gün ben ona daha sevgili gelinceye kadar min nefsihi öz canından. İnsan evvela canına bakar arkadaş. Bir yangın çıktı, bir fil kargaça çıktı, bir zelzele, bir sallanma. insan evvela canını düşünür. İnsanın en sevgili varlığı öz canıdır yani. Ama diyor ben ona canından daha sevgili gelmedikçe o iman etmiş olamaz. Ey gidi Müslümanlar kendinize yapılana ne tepki veriyorsunuz? Resulullah hakkında konuşulana kılınız mıyor? Ondan sonra biz bağırıyoruz, çağırıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Onu da okuyan yok, onu da anlatan yok. Ya bir hazırlanmış bir şey bari bunu yay. Onu da yapan yok. Bu nasıl peygamber sevgisi?